Şimdi Ramazan dönemi aslında oruç tutanlar için beslenme şeklinin ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay. Bu süre zarfında da özellikle aslında dünya literatürünün de ulusal pek çok rehberin de önerdiği şey bu dönemde sıvı tüketimimize dikkat etmek. Biz zaten gün içerisinde Ramazan dışındaki dönemlerde de sağlıklı yetişkin bireyler için yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Büşra Demirer, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Demirer, su tüketiminin önemine vurgu yaparak Ramazan dönemi oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay. Bu süre zarfında da sağlıklı bireyler için de, kronik hastalığı olan bireyler için de dikkat edilmesi gereken çok fazla nokta var diyecek. Ramazan'da bizim açlık yaşadığımız dönem yaklaşık bir 14 saatlik bir dönem olacak bu sene için. Bir 10 saatlik periyodumuzda beslenme dönemimiz olacak ve biz o 10 saat içerisinde 2-2,5 litre kadar sıvı tüketmemiz gerekecek. Özellikle biz bu su tüketimini iftarda daha fazla tüketip sahurda biraz daha kısma eğilimi gösteriyoruz. Bu çok da aslında bizim önerdiğimiz bir davranış modeli değil. Sahurda da iftarda da eşit olacak şekilde o 10 saatlik beslenme periyodunda sıvı tüketimimizi dengeli tutmak durumundayız. Bizim için aslında önemli olan durum sahurdan başlamak gerekecek. Çünkü sahur atlama eğiliminde olan çok fazla hastamız, danışanımız oluyor. Bizim önerdiğimiz mutlaka ve mutlaka sahurun atlanmaması ve mutlaka sahurun zengin bir şekilde tamamlanması. Bu dönemde bazı bireylerde sahuru daha günlük yaşamda bizim kahvaltı öğünü gibi tüketenler de olduğu gibi yemek ağırlıklı beslenenler de oluyor. Kahvaltılık tüketebiliriz ya da yemek tüketebiliriz. Bizim için burada önemli olan tükettiğimiz yiyeceklerin ne olduğu. Şimdi iftar periyodunda çok ağır beslenmemek gerekiyor. Çünkü bizim işte sindirimi zorluyor. Sahura kadar olan dönemde sindirim ancak tamamlanıyor. Ama sahur döneminde özellikle daha az yağlı beslenmek bizim için daha fazla öneme sahip. Dünya literatüründe ve ulusal birçok rehberde sıvı tüketimine dikkatin çekildiğini belirten Demirer, Ramazan ayı içerisinde sahurun mutlaka yapılması gerektiğini ifade etti. Sahurda özellikle daha az yağlı beslenmek gerektiğini vurgulayan Demirer şunları kaydetti. Şimdi sahur döneminde mide boşalma zamanımızı uzatacak besinleri tüketmemiz gerekecek. Çünkü midemiz ne kadar geç boşalırsa bizim o aç kaldığımız dönemde bizim kan şekerimiz o kadar regüle olacaktır. Bunu dengede tutabilmemiz için bizim daha tam tahıllı beslenme modelini tercih etmemiz gerekir. Tam tahıllı ekmek olabilir, çavdar, kepekli ekmek olabilir. Şu an marketlerde çok sık bulabileceğiniz kepekli makarna, kepekli pirinç olabilir. Ama daha çok önerdiğimiz tabii bulgur tercih edilmesi. Çok bir kase kadar bir çorba tükettikten sonra bu söylediğim besin gruplarından sağlıklı bir tabak oluşturabiliriz sahur için. Eğer ki kahvaltılık tüketmek istiyorsak da daha az yağlı peynir türevleri mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Özellikle yağlı tohum grubu dediğimiz işte ceviz, fındık, fıstık, badem mutlaka sahur soframızda yer almalı. Bu besinler de mide boşalma süresini geciktirecek ve bize o açlık periyodunda daha rahat ettirecek, kan şeker regülasyonumuzu sağlamamıza bize yardım edecektir. Sahur döneminde dediğim gibi kavrulmuş, kızartılmış besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bu dönemde biraz daha sağlıklı pişirme metotlarıyla beslenme düzenimizi oluşturmamız gerekiyor. Kronik hastalığı olan bireylerin mutlaka hekimleriyle görüşerek Ramazan dönemini kontrollü bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Demirer şöyle dedi. Kronik bir hastalığı olan, özellikle bahsettiğiniz gibi kardiyovasküler bir hastalığı olan, metabolik sendromu, insülin direnci, diyabeti olan hastalarda bireysel tedavi metotları kullanılması gerekiyor. Bu noktada genel birkaç öneri ben size verebilirim ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu bahsettiğim hastalığa sahip bireylerin mutlaka hekimleriyle, takip edildikleri hekimleriyle görüşüp Ramazan periyodunda oruç tutup tutamayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor.